P-Queen kendi sosyal medyasında başka videoları alıp onların üzerinden konuşuyor. İşte en son Uğur abinin mikrofonlu videosu üzerinden sohbetler etti. İnsanları eğlendirdi, izleyicilerini. Ama bir videosu var Mansur Yavaş'la, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Mansur Yavaş'ın ona merhaba dediği bir an var sosyal medya üzerinden. Onu izleyelim, üzerinden evet, konuşalım. Arkadaşımın ne oldu? Dikkat etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Ne bu? Mansur Yavaş sana tweet... Ne? Hayır atmadı! Hayır atmadı! Şaka! Yalan! Yalan söylüyorsunuz! Başkanım, yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. Ne? Şaka! Masaya çık, tepin istersen. Show yapmıyoruz. Selam chat, ben Mansur Yavaş. Başkanım! Artık ben de burada Twitch'teyim. Başkanım, kanal sizin her zaman. Başkanım! Evet. Sayın Mansur Yavaş'a da selamlarımızı çok iletelim. Çok selam olsun. Bu programdan. Bilin. Nasıl şaşırdın öyle? Bilin. Beni de meşhur eder misin? Estağfurullah. Esas siz zaten çok ünlüsünüz ama. Annem bin kere dedi Uğur Bey'le fotoğraf çekti. Saygılarım iletti. Aleyküm selam, saygılar ondan da. Nasıl oldu Pelin o an? Yani... Mansur Yavaş'la sen röportaj yapmak istemiştin galiba öncesinde. Aslında hiç öyle bir isteğim yoktu. Yani ben sürekli olarak Twitter üzerinden ya da böyle yayınlarda, ben Ankaralıyım doğma büyüme. Ve Ankara'dayken ilk aday olduğu yıllarda da aynı şekilde ben hani sürekli olarak hep onun kazanmasını istiyordum. Yıllar sonra bu gerçekleşti ama ben Ankara'da değildim o dönemlerde, ama yaptığı icraatlarla... yani Ankara'daki boşlukları görerek sürekli doldurmaya çalışmasıyla beraber ben Ankara'da yaşamasam bile... ki Türkiye sorunlarına da aslında, normalde belediye başkanları bu tarz şeylerle ilgilenmez ama Türkiye sorunlarıyla da çok fazla ilgilenince benim haliyle yıllardır da bir sempatim olunca kendisine. Ben sürekli olarak yayınlarda bahsediyordum, ediyordum, konuşuyordum kendisi hakkında. Benim izleyicilerim de sürekli olarak şokluyorlardı ikimizi bir şeylere. Yani mesela işte atıyorum bir fotoğraf var mesela, Mansur Yavaş sanki benim evimde benim koltuğumda oturuyormuş, ben de yanında poz veriyormuşum gibi. Bir canlı yayın bildirimini öyle atıyorum. İşte Twitch'te canlı yayın başladı diye bir bakıyorum, tweet'i Mansur Yavaş alıntılamış. Oysa ki çok alakasız yani, hiç de beklemiyordum. O da tam olarak o an. Hatta kimisi şey dedi yani, ne yani sadece Mansur Yavaş tweet atmış. Böyle şey oluyorum, nasıl yani, ne demek sadece Mansur Yavaş tweet atmış. Yani bugün dünya starı da gelse ben aynı tepkiyi veririm, benim için hiç fark etmez. Öyle yaşandı. Evet, peki. Yani ekstradan bir istek, bir arama ya da önceden bir konuşma o kadar olmadı ki. Tamamen doğal hali yani o anın. Evet. Şimdi Levo, sana da soralım. Şöyle, İstanbul ve Ankara özellikle iki büyük şehir biliyorsun. Uzun yıllar AKP iktidarının yönetimindeydi. Hı hı. Ve bu son seçimlerde, yerel seçimlerde iki büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Aynen. İstanbul'da bir seçim yaşandı. İstanbul'daki o seçim önce iptal edildi. Aynen. Buna yönelik müthiş bir tepki oldu. Ekrem İmamoğlu'nun hakkıyla kazandığı bir seçim hepimizin gözü önünde. Gözü önünde. Göstere göstere. Hiç de yan çekinmediler. Çok ilginç. Evet. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Çünkü gençlerin bu seçim konusu açıldığı zaman adalete çok değer veren bir şeyleri, yaklaşımları var. Tabii, gençlerin. Mutlak. Yani adalet duygusu çok ön planda. Ben yayınlarınızı izlerken de onu fark ediyorum. Ve bu konu açıldığında da İstanbul seçimleri hep gündeme gelip nasıl değerlendiriyorsun? Yani açıkçası ben zaten yaşanan problemlerden dolayı, İstanbulluların da bizzat yaşadığı problemlerden dolayı bir değişiklik istediğinin yıllardır farkındaydık. Gün geldi, seçim geldi değil mi? İşte insanlar vaatlerini ortaya koydular, problemlerin çözülmediğini biliyorlar. İstanbul'da zaten yıllardır yaşayan, ki ben bir İstanbul'da yaşamıyorum, ben İzmirliyim. Ama İstanbul'da yaşayan veya ben gittiğim zaman orada yaşadığım en basitinden trafik problemi, işte en basitinden şu anda... Oradaki öğrencilerin yaşadığı problemler, kalacak yer bulamamaları, yurt problemleri vesaire gibi birçok problemin çözülmesi için değişmesini istiyorlar değil mi yerel yönetimin oradaki?
Ve insanlar sandığa gidiyorlar, oy veriyorlar. En doğal hakları, demokratik hakları. Peki biz bugün en doğal hakkımız olan demokratik hakkımızla bile yönetimin değişmesini sağlayamayacaksak eğer, nasıl bir şekilde bu sesimizi duyuracağız? Yani sandıkta oy vererek bile eğer seçim yoluyla oradaki kişinin değişmesini istediğimiz, bizi yönetmesini, bizim sesimizi duyurmasını istediğimiz kişiyi değiştiremeyeceksek hangi yolla değiştirebiliriz? Tek yolumuz o değil mi? Evet. Sadece sandığa gitmek var. Şimdi orada öyle bir senaryo oluşuyor ki biz gençler olarak veya toplum olarak sandığa gitsek bile sanki orada kişi değiştiremeyecekmişiz gibi hissettim. Ben açıkçası ilk iptal olduğunda. O da sizi doğal olarak çok büyük umutsuzluğa sürüklüyor. Çünkü elinizdeki tek şey o. Yani ben gideceğim, işte seçim günü gelecek. 2023 ile ilgili, o büyük seçimle ilgili de benim umudum o yönde. Birçok gencin de öyle olduğundan eminim. Ben o gün gideceğim, oyumu vereceğim ve bunun sonucunda bir değişiklik olmasını bekliyorum değil mi? Niye oy veriyoruz biz? Niye problemleri burada konuşuyoruz? Niye işte bazı konularda şikayet ediyoruz? Bazı konularda çözüm önerilerinde de bulunuyoruz. Amacımız daha iyi bir Türkiye oluşsun. Daha iyi, gençlerimiz daha iyi eğitim alsınlar, daha iyi şartlarda yaşasınlar. Gelecekte çocuklarımız daha iyi koşullarda yaşasın. Onlar da alım gücü açısından dünyayla yarışabilsinler. Değil mi? Ya da bir işe girdikleri zaman ay sonunda bankalarına maaşları yattığı zaman desinler ki tamam ben geçinebiliyorum. İstediğim gibi yaşayabiliyorum. Biz bunun için sandığa gidiyoruz ve düşünsenize bunun karşılığında seçmek istediğiniz daha çok oy almış kişi yok. İptal ediliyor. Ve sonrasında bir daha seçim yapılıyoruz. Aradaki fark daha da büyüyüp evet, o şekilde 800 bine çıkıyor. Evet. Da ilk seçimdeki farkı tam hatırlamıyorum. Şimdi yanlış söylemek 15, istemiyorum ama değil mi? 15. Yani aradaki uçurum ne kadar fazla. Evet. Aslında bizim milletimiz haksızlığa karşı çok büyük tepki gösterir. Mağdurun yanındadır. Bizde öyle bir alışkanlık vardır. Hep böyle bir maç izlerken kaybeden taraf, tabii ki tuttuğumuz takım değilse kaybeden tarafın geri dönmesini isteriz. 1-0'dan 2-1 yapsın isteriz değil mi? Öyle bir hissiyatla ben izlerim hep maçları. Ben en azından çocukluğumdan beri böyle yaklaşıyorum. Aynı mağduriyet orada da yaşandı. Ve Ekrem İmamoğlu çok büyük bir fark atıp şu anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? İzmir'i aynı şekilde yönetiyoruz. Ankara aynı şekilde CHP'de. Ve bu üç şehrin halkı benim gördüğüm kadarıyla ve gençler memnunlar yönetimden, değişikliklerden. Önem verilen şeylerin farklılaşmasından memnunlar benim gördüğüm kadarıyla. Ben umuyorum ki aynı farklılık bütün Türkiye'de olacak. Ve gerçekten şu an burada konuştuğumuz, şikayet ettiğimiz şeyleri dinleyip, umursayıp, gerçekten umursayıp bunları düzeltmek için uğraşacak bir yönetim başa gelecek. Benim tek umudum bu. Çünkü şu anki yönetimin, şu an ülkeyi yönetenlerin benim şu anda burada konuştuğum hiçbir şeyi umursamadığını hissediyorum ben. Hiçbir şeyi. Dinlemediğini, umursamadığını, problem olarak gördüğüm şeyleri, dile getirdiğim şeyleri asla ve asla görmediğini görüyorum. Çünkü açıklamaları o yönde. Hiç durmadan sanki biz yani delusional böyle illüzyon görüyormuşuz gibi. Sanki ben uyduruyormuşum gibi davranıyorlar bu problemlere. Halbuki bunlar gerçekler değil mi? Gençlerimiz şu anda okul okurken biliyorlar mı? Ben üniversiteyi bitireceğim, diplomamı elime alacağım ve güzel bir işte işe başlayacağım. Sonrasında iyi bir maaşla çalışacağım. Belki gezeceğim, belki kendi hobilerime vakit ayırabileceğim diyebiliyorlar mı? Ben bir tane genç görmüyorum yani beni izlerken, chatimde. Benle iletişim kururken desin ki abi ben şu üniversiteyi kazandım. Oradan mezun olup şurada işe başlamayı düşünüyorum. Şu teknoloji firmasında bilmem ne pozisyonunda iş bulacağım. Oradan da işte şöyle yüksek lisans yapacağım. Buraya yükseleceğim. Böyle bir gelecek planım var diyen genç göremiyorum. Hepsi abi ben üniversiteye yazıldım ama işte bitirince ne yapacağım bilmiyorum. İşte acaba işsiz mi kalırım? Yani bir insan üniversitede bölümünü işsiz mi kalırım, iş bulur muyum diye seçer mi? Hayır. Kendi yönelimlerine göre, kendi yeteneğine göre, evet, hayattan nasıl keyif alacak, nasıl mutlu olacaksa ona göre seçmeleri değil mi? Bunu da eğitim sistemimiz, yani ilkokuldan itibaren o genci alıp yönlendirmesi lazım. Bu çocuk ne konuda yetenekli? Matematik konusunda mı yetenekli? Yoksa fen konusunda mı yetenekli? Yoksa coğrafya, sosyal bilimlerle mi ilgili yetenekli? Yoksa bu adam sporcu mu olacak? Yani bunları analiz eden, gençleri yönlendiren... Evet, yani, değil mi? Hiçbir şey anlama yok. Yani... İnsanlar zaten böyle ama sanat konusunda zaten sanatlı spordu zaten o konularda o kadar böyle eğilim yok ama bu yani yıllardır böyle geldi böyle mesela diyorsun ki işte bir sanat dalıyla ilgilenmek istiyorum. Yavrum iş yok ki KPSS'ye evet. Girdi bilmem ne oluyorlar mesela en basitinden. İş aç kalırsın diyorlar. Sanatçı olup da aç mı kalacaksın? Evet. Bak bu söylem bu arada yeni bir söylem de değil.